إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Rabbim bizi ve sizi ateşten korusun. Bugünkü sohbetimizin mevzusu tabii ki yine bize göre tevhidin aslı olan onunla İslam'a girdiğimiz, onunla yaşadığımız ve onunla ahirete göçtüğümüz, öyle ifade edelim. Ve bizce anlamı pek fazla bilinmeyen, yüzeysel, sathi, geleneksel olarak bize onun hakkında ne kadar malumat verilmiş ise bununla kalmayıp ona yüklenilen yanlış anlamlarla hakikatlerinden, yani lazımlarından nutkunun sahibine fayda vermesi için lazım olan bütün lazımlardan soyutlanmış, tedric edilmiş, mücerreden sadece o kelime bir telaffuzla yetinilmesi gerektiği, yetinilebileceği telkin edilmiş. İslam'dan hiçbir şey olmasa bile sadece ve sadece bu kelimenin telaffuzunun yeterli olduğu öğretilmiş. Ve bu da La ilahe illallah, kelime-i tevhid dediğimiz, kelime-i şehadet dediğimiz bu cümle çok değerli, kadri büyük, cidden büyük ama bizde hiç müsemması olmayan bir kelimeymiş gibi düşünülmüş. Yüceltildiği kadar yüceltilmiş ama bunun lazımları, mütelazımları, muktezası dediğimiz gerçekleri gerçekleştirilmemiş olsa bile yeterli olduğu telkin edilmiştir. La ilahe illallah'ın öncelikli olarak bunu telaffuz eden sahibine faydalı olması için, yararlı olması için cidden o kelimeyi telaffuz ederken değil, daha o kelimeyi kabul etmeden önce o kelime ona sunulduğunda, yani La ilahe illallah de aynen Allah Resulü'nün davetinde herkesi bu kelimeye muhatap ederek kulu la ilahe illallah tuflihu. Allah'tan başka ilah yoktur deyin, felah bulasınız. Mekkelileri muhatap alarak bu davetini yürüttüğü esnada karşılaştığı itirazlara kabul edenlerin kabulündeki rahatlık, reddedenlerin reddedişlerindeki sebeplerine bakıldığında mücerreden bir telaffuzdan ibaret olmadığı anlaşılıyor. Amcası hastayken, ölüm döşeğinde en son anlarını yaşıyor. Amcasının yanına geliyor. Ebu Talib'in Müslim'deki geçtiği hadis üzere amcasına diyor ki, amca la ilahe illallah de, felah bulasın.
ve ahirette de senin lehinde şahitlik edeyim diyor. Yeğenine yardım eden, bu mevzuda ona yardımcı olan birisi olarak etrafında Ebu Cehil, Ebu Leheb, bazı müşrik büyükleri de var. Hatta Allah Resulü odaya girdiğinde amcasıyla bunlar arasında bir boşluk varmış, oraya oturmaya niyet eder. Ama bunlar Allah Resulü'nden önce davranarak o boşluğu doldururlar. Yani gelip Ebu Talib'in yanı başına oturup da onu daha çok tesir altında bırakır düşüncesiyle bunu yaparlar. Amcası Allah Resulü huzuruna girdiğinde, yeğenim, kavmi senden şikayetçi. Bunlardan ne istiyorsun? Senin istediğin nedir? Allah Resulü diyor ki, amca, benim onlardan istediğim bir tek kelimenin telaffuzu. Eğer bu kelimeyi kabul ederek telaffuz ederlerse, nutk ederlerse, bununla dünya ve ahiret saadetini yakalayacaklar. Etraflarında bu kelimeyi kabul etmeyenlerin hepsi bunlara cizye verecekler. Peki o kelime nedir diyor? La ilahe illallah diyor. Tabii önce ona arz ediyor. La ilahe illallah de, kurtul ki yarın ahirette sana faydam olsun. Yani senin lehinde şahitlik edeyim. Allah Resulü diyor ki, Ebu Talip diyor ki, eğer Kureyş'in yaşlı karıları Ebu Talip ölüm acısından, yani ölüm korkusundan bunu dedi demeyeceklerini bilseydim, ben bu kelimeyi senin önünde ikrar ederdim diyor. Senin önünde ikrar ederdim diyor. Bu kelime ne denli zor ki, o kadar eften püften sebepler bularak, ki onlarda asalet, gurur, korku önemli şeylerdi, korkmama, cesaret. Kureyşli kadınlar böyle diyecekler diye bu sözü ikrar etmekten, dil ile açıktan telaffuz etmekten imtina ediyor. Halbuki daha önceden Ebu Talip'ten bilinen, yeğeninin haklı olduğunu söyleyen şiirleri bize nakledilmiştir. Allah Resulü'nün hakta olduğunu itiraf eden, yani kabul eden şiirleri gelmiştir. Kalben bu tasdik var idi. Biz imanı anlatırken imanın kalple tasdik, dille tasdik, cevarih ile tasdikten ibaret olduğunu söyledik öncelikli olarak. Kalple tasdik başlangıçta ilk merhale olarak düşünülür. Dille tasdik, cevarih ile tasdik de böyledir. Kalben tasdik başlangıç olarak tamam, ama bunun dil ile itiraf edilebilinir bir noktaya gelmesi gerekiyor. Kalben tasdik, tabii ki kalben bunu bilmek, bunu anlamak, kabullenmeyi gerektirir. Ebu Talip kalben bunu itiraf tasdik etmiş olmasına rağmen, dil ile de şiirlerinde ifade etmiş olmasına rağmen, açıktan hele Kureyş'in o büyüklerinin yanında bu kelimeyi ikrar etmekten imtina ediyor. Burada hem o Kureyş'in büyüklerini razı etmiş oluyor. Zaten gelen rivayette Ala milleti Abdülmuttalip diye, yani Abdülmuttalip'in dini üzere diye ruhunu teslim etmiştir. Hem de yeğenini. Bu sebebe binaen telaffuz etmeyişinin sanki bir mazereti olarak bunu sunuyor. Hatta bu kalbi tasdik yeğenine yardımdan dolayı cehennemde azabı en hafif olacaklardandır. Müslim'deki gelen nakilde, öyle ki ona ateşten bir nial giydirilir, ayakkabı. O onu öyle yakar ki diyor, beyni kaynar üstten.
Bu azabın en hafifi olarak nitelendirilir. Neden? Yeğenine yardımından dolayı. Ama bunu ikrardan geri duruyor. Eğer Mekkeli müşrikler ile Allah Resulü arasındaki mücadelenin, kavganın, didişmenin, Mekke'nin fethi, geçen derslerde de zikrettiğimiz gibi Huneyn olaylarına baktığınızda Allah Resulü'nün onlardan istediği mücerret bir telaffuz olmadığını o insanlar çok iyi biliyordu. Hatta Araplara, Mekkeli müşriklere "Kulu la ilahe illallah" denildiğinde onlar şöyle cevap verirler. Yani sen şimdi bütün ilahları eşit efendileri. O ilahlar kimlerdi? Mekkelilerin Allah'tan gayri edindikleri ilahlar Lat, Uzza, Menat, Ubel gibi dedeleri zamanında ölmüş veli evliya olarak bildikleri insanlardı. Yani sen şimdi bütün bu velilerimizi atmamız mı istiyorsun? Tek bir ilahla, tek bir efendiyle mi kalacağız? Onlar haşa Allah'la beraber bu denli edinilen efendilerin Allah katında nazları, niyazları hatta bazı güçlerinin paylaşıldığını düşünürlerdi. Aynen bizde olduğu gibi. Bakarsınız ki tasavvuf ehlinin veli kabul ettiği bazı kimselere kutup niteliği verdikleri kimselerin kainatın tasarrufunda Allah'a ortak olduklarını, Allah'ın onu görevlendirdiklerini söylerler. Onun iradesi, idaresi, hatta bunu biraz yanlış anlaşılmasın diye naz niyaz makamında geçerlilikleri olan kimseler olarak nitelendirirler. Yani bunu nazla yaptırıyorlar Allah'a şeklinde ifade ediyorlar. Yani şimdi bütün efendilerimizi, bu ilahlarımızı, velilerimizi tek bir efendi olarak mı kabul edeceğiz? Yani hepsini atacağız, bir Allah'la yetineceğiz. Bu söz bizim, benim şu ifade ettiğim kadar da Allah'a rağmen söylenilen bir ses tipinde değildi. Allah'ı yaratıcı olarak, muhyil mümit olarak, müdebbirül emr olarak, yaşatan, öldüren, malikil mülk olarak kabul ediyorlardı. Hatta birçok ibadet çeşitlerini de kulluk olarak sunuyorlardı. Bu sözü biraz daha hafifletirsek, yani bunları kabul etmeden Allah'a kulluk doğru olmaz. Bu ifadeyi, bunu böyle anlamamızın yanlış olmadığını nasıl ispat ederiz? Zamanımız insanının bu denli itikadi boyutta kaymış kimselerin şu sözlerini duyarsınız. Bu velileri, aracıları atlayarak doğrudan doğruya Allah'la irtibat kurduğunda bunu şu lambanın haşa yani o Allahu metelul ala Allahu azze ve celle bu gibi misallerden münezzehtir. Bunu doğrudan doğruya bir yüksek gerilim hattı kabinine bağlayamazsınız. Arada bir trafo gerekir. Siz niyazınızı, ihtiyacınızı krala sunamazsınız. Mutlak bir aracı teşrifatçıyla sunmanız gerekir diye aracı olmadan bu efendileri alıp çöpe atmakla biz şaşkına döneriz, ne yapacağımızı bilemeyiz, kulluğumuzu eda edemeyiz gibi itirazlarda bulunuyorlardı. Aynen zamanımızdaki bu insanların bulunduğu itiraz gibi. Onun için Mekkeliler bu sözü anlıyorlardı. Ve bu kadar tedirgin oluyorlardı. Çünkü la ilahe illallah derken birçok şeyin atılması, vazgeçilmesi gerektiğini, onların bu makamda katiyetle bir değerlerinin olmadığını, bunun için itiraz ediyorlardı, karşı geliyorlardı. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur deyin denildiğinde anlaşılıyordu. Ama bizim toplumumuzda bu kelime katiyetle bu denli anlaşılmıyor. Kadirine dönük, makamına dönük o denli övücü sözler ediliyor ki ama katiyetle bu onun tamam, la ilahe illallah'ın kadri, değeri yüce ama yüceliği bir telaffuzundan ibaret değil.
Belki daha önceki sohbetlerde de anlattığımız gibi kasıtlı, kabul edilmeden bile bu sözün telaffuzunun bir faydası var. Aynen Usame'nin kıssası gibi. Ubadet ibn-i Samit'in naklettiği Usame'nin kıssasında böyle bir gazada, harpte kılıcı kaldırıyor. Tam adamın ensesine indirecek adam La ilahe illallah diyor. Buna rağmen Usame kılıcı indirip adamın kafasını koparıyor. Medine'ye geri dönüldüğü zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu olayı anlatır. Çünkü Usame bundan cidden rahatsız olmuştur. Allah Resulü'ne anlattıktan sonra diyor ki sen La ilahe illallah diyen birisini mi öldürdün? Bunu o kadar tekrarlıyor ki Allah Resulü Usame'yi cidden rahatsız ediyor. Keşke bugüne kadar Müslüman olmasaydım diyor. Yani böyle bir olay yaşamamış olsaydım diyor. Yine Allah Resulü bunu böyle bir gün tekrar ederken ama ey Allah'ın Resulü o adam bunu korkudan dedi. Doğru, duygusal olarak da böyledir. Birisinin ensesinde kılıç havaya kalkmış, tam ensesine inecek. O an o adam La ilahe illallah derse neden demiş olur? Tabii ki korkudan. Aynı olayı Firavun'da da görürsünüz. Kızıldeniz'i geçerken, Kızıldeniz'in suları üstüne yığılmaya başlayınca ayeti kerimede Yunus suresinde de geçtiği gibi ben Musa'nın ve Beni İsrail'in Rabbine inandım diyor ilahına. Allah dedi ki şimdi mi? Şimdi mi? Ömrünü bunca isyan ve tuğyanla geçirdin. Hatta Cibril'den gelen bir sahih hadis-i şerifte Muhammed diyor o an benim halimi bir görseydin diyor. Denizden kumu alıp ağzına tıkıyordun bu kelimeyi söyleyemesin diye diyor. Çünkü ömür boyu işlemiş olduğu zulüm bu kelimeyi telaffuz etmeyi hak etmiyordu. Yani bu kelimenin rahmetinin ona ulaşacağını düşünüyor. Allah Resulü diyor ki Usame'ye Usame ey Allah'ın Resulü bunu korkudan söyledi deyince kalbini mi yardın? Bari kalbini yarıp hangi kasıtla söylediğini bilseydin bari diyor ki bu mümkün değil. O onu hangi gaye, maksatla ders edesin, insanın duyguları onun korkudan dediğine emin bile olsa o sözün ona bir faydası var o an. Nedir? Malı, canını hemen emana alır. O sözün hakkı için o an bir şey yapamazsın. Daha ileride bunun lazımlarıyla karşılaştığı zaman yani La ilahe illallah'ın lazımlarına ters düşecek şeyler yaptığı an onunla muahize edersin. Çünkü o zaman yaptığı şeyler, yapmadığı şeyler, söylediği söze ne denli ters düşüyorsa onunla muahize eder, öyle onu hesaba çekersiniz. Görüldüğü gibi La ilahe illallah'ın mücerred korkuyla da olsa teleffuzunun anlık öncelikli olarak bir faydası vardır. Ama bu mevzudaki La ilahe illallah'ın kelime olarak anlamı, cümle olarak anlamı, rükünleri dediğimiz, lazımları dediğimiz şeyler veyahut muktezası icap eden şeyler, onun vaciplerinden olan şeylerin muhteviyat içeriği bilinmesi gerekir. Onun için biz deriz ki La ilahe illallah'ın sahibine, telaffuz edene, bu kelimeyi nutkedene faydalı olması için ilim La ilahe illallah'ın lazımlarındandır. Bunu kelime olarak bilmen gerekir, cümle olarak bilmen gerekir. Bu sözün hakikatlerinden tecrid edilmeden, soyutlanmadan bilinmesi gerekir.
İlim bunun ilk şartıdır. İlimden maksat kelime-i tevhidin rükünleri olan ispat ve nefi, yani önce delalet ettiğim anlam bilinmelidir. La ilahe illallah denildiğinde burada öncelikli olarak bilinmesi gereken kelime ilah kelimesidir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur deyip Allah'ın ilahlığını ispat edip Allah'tan gayrının ilahlığını nefyederken önce tabi cümle terkibi olarak la ilahe Allah'tan gayrı ne varsa hepsinin ilahlığını nefyediyorsun, Allah'ın ilahlığını ispat ediyorsun. Bu sefer ilahı bilmek gerekir. İlah ne anlama geliyor? Hangi mana mefhum yüklenilmiş buna? Bu anlamı, mefhumu yükleyen Allah ve Resulü mü? Yoksa ondan gayrılarını yüklediği mefhumlar mı bunlar? La ilahe, ilah kelimesinin aslı Arapçada elehe dediğimiz fiilden türeme, müştaktır. Elehe ey abede anlamında. Elehe ye'lehu me'luhun. Abede ya'budu ma'budun anlamındadır. Yani ibadet edilen anlamındadır. Abede ile aynı anlamda, hatta dâne, bu din kelimesinin aslı olan dâne yedînu, bu kelimeyle de aynı anlamı taşıyor. İlahun ise ma'budun anlamında, elehe ye'lehu me'luhun, ilahun kitabun, yani fi'alun vezninden ibadet edilen ma'bud, kitabun da aynen mektubun gibi yazılmış şey anlamında kullandığımız gibi. O zaman Allah'tan başka ilah yoktur dediğimizde biz Allah'tan başka ma'bud, yani hak ma'bud yoktur. İbadeti hak eden başka bir ilah yoktur. Şimdi Allah'tan başka ma'bud, ilah yoktur derken biz şunu anlamalıyız. Haşa, hiçbir zaman bu kelime, yani Allah'tan gayrı ilah edinen, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine baktığınızda, Kureyş'e baktığınızda, Allah'tan gayrı ilah edinenler hiçbir zaman şu anlamda haşa Allah'tan gayrı Allah edinmiş değillerdir. Allah'tan gayrı ilah edinenler de ilah edindikleri şeylere, bunlar bizim yaratıcılarımız, bunlar bizim rızık vericilerimiz, yaşatan ve öldürenlerdir diye bir anlam yüklememişlerdir. Mekkelilere Allah'tan gayrı ilahlar edinip onlara ibadet ettikleri söylenirken, Mekkelilerin Allah'tan gayrı edindikleri ilahlar kimlerdi? Allah'tan gayrı edindikleri ilahlar Lat, Uzza, Menat, Ubel gibi velilerdi. İbn Abbas'tan Bukhari'deki gelen hadis-i şerifte İbn Abbas diyor ki bunlar Mekkelilerin dedeleri zamanında yaşamış salih kimselerdi diyor. Mekkelilerin dedeleri zamanında yaşamış salih kimselerdi diyor. Bunlar öldükten sonra Mekkeliler bunları tabi saygın oldukları için Allah indinde de bunların nazlarının, niyazlarının geçtiği düşünülmüştür. Yani Allah'a ihtiyaçlarını bunlar vasıtasıyla sunma gibi bir eğilim ortaya çıkar. Ne yaparlar? Bazı belaların defi için bunlara tevessül ederler. Harbe gazaya çıkacaklarında takdis ettikleri bir ağacın dallarını asarlar. Ve bir ihtiyaçları için bu kabirlere giderler. Allah'la aralarında vasıta edinirler. Demek ki Allah'tan gayrı ilah edinme, Allah'tan gayrı bir yaratıcı edinme, Allah'tan gayrı razak edinme anlamında kullanmıyorlardı hiçbir zaman.
sadece aracı olarak vasıta edindiklerine ilah kelimesini ıtlak ilah kelimesi ıtlak ediliyor. Bu meyanda bizdeki sorun ne? Bizde camide hocaya gitmiş, kursa gitmiş, birkaç ay okumuş birisine ilk öğretilen kelimelerden birisi nedir? Allah'tan başka ilah yoktur. Yani la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur cümlesidir. Az çok bunun anlamında bir sorun yok. Allah'tan başka ilah yoktur sözünün bu anlamında bir sorun yok. Pek büyük bir sorun yok. Ama bizim insanımız bunu Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde uyguluyor ve tatbik ediyor. Bunu böyle anlıyor. Allah'tan başka ilah edinme, Allah'tan başka Allah edinme tipinde gündeme geliyor. Ve bu yanlış. Neden yanlış? Bu gibi naslarda bize verilmek istenilen şey, Allah'tan başka ilah yoktur derken Allah-u Azze ve Celle'ye ait onun hakkı olan bir şeyin hepsini de değil, bir kısmını, cüz'ünü Allah'tan gayrına layık görme anlamındadır. Yani Allah'a ait olan bir şeyden, sadece ona takdim edilecek cüzden bir şeyin tamamını da değil, bir kısmını Allah'tan gayrına layık görmektir. Onu o mevzuda haşa, denk, benzer, eş görme anlamındadır. Allah'tan gayrı ilah edinme bu şekilde. Bizimkiler Allah'tan başka Allah edinmek tipinde anlıyorlar. Bunun içinde şirk koşmayı, Allah'a ortak koşmayı, eğer Allah'tan başka Allah vardır dersen ancak gerçekleşeceğini, şirk koşmuş olacaklarını düşünürler. Ve onlar da Allah'tan başka Allah edinme gibi bir söz söylemedikleri için, böyle düşünmedikleri için katiyetle kendilerinin böyle şirke bulaşacaklarını düşündükleri için şirke bulaşmayan bir topluluk olduklarını düşünmeye başlıyorlar. O zaman Kur'an'da, sünnette, hasreten Mekkeliler hakkındaki, müşrikler hakkındaki inen ayetleri bunlara kullandığımızda itirazları hemen, müşrikler için inen ayetleri neden bize kullanıyorsunuz? Bu ayetlerin müşriklere indiği doğru. Müşriklere derken şirk koşanlara indiği doğru. Eğer bu ayetlerin muhatabı olan topluluk tahlil edilirse, Kur'an ve sünnetteki naslar istikametinde bunların Allah'tan gayri edindikleri ilahlar Lat, Uzza, Menat, Ubel'di. Nasıl, ne yaptılar da bunları ilah edinmiş oldular? Önlerinde rükû, secde ediyor, bizi yaratan bunlar, rızık veren bunlar, muhyil, mumit, bunlar mı diyorlardı? Hayır. Sadece Allah'la kendi aralarında aracı ediniyorlardı. Peki, ne gibi bir sözlü, fiili, kulluk eyleminde bulunuyorlardı da Allah'tan gayri ilah edinip onlara ibadet ettiler diyorlar. Buradaki kulluk sadece nedir? Onlara aracı edinmedir. Bir belanın defi için, bir faydanın celbi için ve yağmur yağdırmaları için onları Allah'la kendi aralarında vasıta ediniyorlardı. Bunların bu yağmuru yağdırma, bunu yapma güçleri yettiğini düşünerek değil, onlara acı aracı ettiğinde Allah'ın bunu kabul edeceğini ve davetlerine, dualarına icabet edeceğini düşündükleri içindir. O zaman kendilerini şirkten uzak görmeye başlıyorlar. Bu ayetlerin müşriklere indiğini ve kendilerine şirki hiç yakıştırmadıkları için katiyetle şirkin kendilerine bulaşmayacağını düşünüyorlar. Ama şirkin içinde boğula boğula yaşamalarına rağmen bu sözü böyle söyleyeceklerdir. O zaman Allah'tan başka ilah yoktur derken ilah kelimesini bu denli uzun boylu
anlatmadan da okuyacağımız kendi dilimizde asgari hatada tercümesi yapılmış meallere baktığınızda pek Arapça bilmeye de ihtiyacınız yoktur. Sadece ilah kelimesinin geçtiği ayetlere bakacaksınız, naslara. Metni okuduğunuzda ilah kelimesi geçiyorsa Arapça, onun tercümesine bakacaksınız. Eğer orada ilah kelimesinin yerine o meselede onunla hiç alakası olmayan put gibi ifadeler konmuşsa, bu doğru bir tercüme değildir. Putu oradan işaretleyip sileceksiniz, yerine ilah koyacaksınız. Aynen ayetin metninde geçtiği kelimeyi koyacaksınız. Bunu koyduğunuzda, ilah diye koyduğunuzda, çünkü put denilirse aynen Amerikalı yerlilerin taştan ağaçtan yontup heykel şeklinde yapıp karşılarına geçip önlerinde rüku secde ettikleri, yalvarıp yakardıkları şeyler anlaşılıyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın kavmindekiler gibi düşünülüyor. Halbuki burada bu değil. İlah kelimesini koyacaksın, sonra kıssaya bakacaksın. Nuh suresinde Nuh Aleyhisselam ile kavmi arasındaki geçen konuşmada Nuh Aleyhisselam onlara diyor ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Sonra anlatıyor. Demek ki o kavim Allah'tan başka ilahlar edinmişlerdi. Sonra Nuh Aleyhisselam'ın kavminin büyükleri Nuh'un sözüne bakarak, sakın ha bu ilahlarınızı, efendilerinizi terk etmeyin. Siz yolunuza devam edin. Onlar ne derse desinler. Bu neyi gösteriyor şimdi? Onların ilah edindikleri şeylerin kim olduklarını bilmemizi. İbn Abbas'ın Bukhari'deki naklettiği rivayete baktığınızda, bunlar Nuh Aleyhisselam'dan önce o kavimde yaşamış salih kimselerdi diyor. Halkın takdir ettiği, istifade ettiği, yani dinlerini öğrendikleri kimselerdi. Bunlar ölünce şeytan gelip onlara kulaklarına üfledi, vahyetti. İster misiniz bu sevdiğiniz, saydığınız kimselerin resimlerini yapalım, şöyle duvarlara asalım. Onlara baktıkça ibadette iştiyakınız, şevkiniz artsın. Zamanımızdakilerle o denli bir mutabakat var ki bunda, onların adı anıldığında, onlara bakıldığında, onlar düşünüldüğünde ibadette şevklerinin, gayretlerinin arttığı düşünülüyor. Buna razı oldular. Oturdukları meclislere onların resimlerini astılar. Sadece bu başlangıç çok masumaneydi. Aynen bakıyorsunuz muasır bu denli sorunu olan taifelere ki ekseriyetle tasavvuf ehlidir. Mesela Gazali İhya'da bizim semamız diyor, yani tasavvufi musikinin Kur'an okumaktan 7 vecihle üstün olduğunu söylüyor. Yani ilahi okumanın tasavvufi musikiyle meşgul olma, yani o öyle anlayın. Kur'an okumaktan 7 vecihle üstündür diyor. Bununla da kalmıyor, bunu tevil izah ediyor. Kur'an'ın öyle ayetleri vardır ki diyor, okuduğunda hiçbir şey hissetmezsin. Gönlün, duyguların harekete geçmiyor. Ta ki güzel sesli bir hafız olursa. O da onun sesinin bizi harekete geçirdiği noktadır bu. Ama kaside okunduğunda, Seyda'nın kasidesi okunduğunda, ilahi okunduğunda, ney okunduğunda insanlar kendinden geçiyor. Velhasıl onların, yani bu musikisi Kur'an okumaktan 7 vecihle üstündür diyor. Çünkü şevklerini ve gayretlerini artırıyorlar. Öyle oluyor ki bazen, öyle oluyor ki bunun artık İslam'la içli dışlı olduğu düşünülüyor.
Bunun için bakıyorsunuz Diyanet ve etrafındakiler yakında o da olacak. Yani görecek. Kur'an bile artık yani bir orkestra grubunun eşliğinde okunmaya başlayacak. Daha böyle gönüllere hitap etsin, nüfuz etsin diye düşünülerek. Hatta normal bayanların aralarındaki toplantılarda bile ilahiler Kur'an okumaktan daha çoktur. Neden? Onu güzel sesli, hoş bir seda ile söylemek daha fazla duyguları harekete geçirdiklerinden böyle düşünüyorlar. Geriye döndüğümüzde bakıyoruz ki şimdi ilah denildiğinde bizim zihnimizde bunun anlamı oturmalıdır. İşte Allah'tan gayri hiçbir kimseye bu denli, düşünün, Allah'ın kelamı, vahiy dediğimiz Kur'an'dan hangi söz daha hayırlı olabilir? Hangi söz daha müessir olabilir? Allah'ın kelamının dışındaki hangi söze ona verilen değerden değer verilebilir? Bırak bunu, onu gibi değer verme. O kenara itilir, onun yerine onlar geçer. Ölülerin bile, ki normalde zaten o denli bir okuma yok, o ölüler anılırken onun için mevlüt okunma, ölünün daha çok faydasına olan bir işmiş gibi düşündürülüyor. O zaman geriye döndüğümüzde burada ilah kelimesinin, yani Nuh kavminin o topluluğun yaptığı iştiyaklarının artmasıdır. Bunlar salihlerdi. Salih kimselerdi bunlar. Allah'tan gayri ilah edinip onlara ibadet ediyorlar denildiğinde Nuh kavmine baktığınızda bunlar salih kimselerdi. İbadette iştiyakları artsın diye buna tevessül etmişlerdi. Ondan sonra gelip bakıyorsunuz aynen bu ortamda Hristiyanlar İsa'yı ve anasını ilah ediniyorlar. Ki katiyetle İsa Aleyhisselam'la Meryem'in Aleyhisselatü Vesselam bununla bir ilişkileri yoktur. Ama İsa'yı, anasını ilah edinmek demek ki nebileri de ilah edinmiş bunlar. Haşa İsa'ya Allah'sın demediler. Ha, bundan türeyen sadece bir taife bazı sebeplerden dolayı İsa'yı Allah'ın hulul ettiği bir varlık olarak düşündüler. Bakıyorsunuz bir yerde Firavun'la Musa arasındaki olayda sihirbazlar Musa ile karşılaşıp münazarada Musa onlar asalarını atıyorlar, büyük büyük yılan oluyor. Musa asasını atıp onları yutan daha büyük bir yılan oluyor. Zihirbazlar Musa'nın Rabbine inanınca Firavun diyor ki benim iznim olmadan benden başka ilahlar mı ediniyorsunuz? Ve başka bir sözünde ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. Görüldüğü gibi Firavun gibi bir mührit de ilah edinilmiş. Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki ilahlık, ondan sonra İsa Aleyhisselam Hristiyanlardaki ilah edinme, ondan sonra Firavun'daki ilah edinme, o topluluk. Sonra bakıyorsunuz ayette nefsini, hevasını ilah edineni gördünüz mü? Demek heva da ilah ediniliyormuş. Nasıl ilah edinir hevanın? Açayım. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki para kulunun burnu yerde sürtülsün. Elbise kulunun burnu yerde sürtülsün. Kadın kulunun burnu yerde sürtülsün diyor. Kadın kulu ne anlama geliyor? Mabud edinmiştir kadına. Ne yapıyor da kadını mabud ediniyor? Parayı mabud edinmiş, ilah edinmiş. Ne yapıyor da parayı mabud edinmiş? Veyahut elbiseyi mabud edinmiş. Ne yaptı da hangi ibadet eylemini gündeme getiriyor da onu mabud edinmiş olur? Para benim yaratıcım mı diyor? Kadın benim yaratıcım mı diyor? Rızk verenim mi diyor? Hayır. Demek ki şirk koşmak için, müşrik olmak için haşa Allah'tan başka Allah var demek gerekmiyor.
Allah, Allah'a ait olan bir şeyi nedir mesela? Kadınlar hakkında Kur'an'da geçen sözlerden birisi, eşleriniz, yani anneler, analarınız, babalarınız, aileniz, sülaleniz, malınız, mülkünüz, içinden oturmaktan hoşlandığınız evleriniz diye sayıyor. Eşlerinizin sevgisi Allah sevgisinden daha mı fazla, onun yolunda cihad etmekten daha mı fazla diyor. Allah'a ait olan bir şeyin cüz'i bir kısmını ona hasrediyorsun. Onun sevgisi Allah'ın sevgisinin önüne geçtiğinde. Para da böyle, malınız, mülkünüz dağılmasından, kaybetmekten korktuğunuz malınız, mülkünüz daha mı hayırlı sevgili diyor. Maalesef belki geçmişte bunu böyle düşünemezdin de, elbiseye kulluk yapanlar var mı? Demek ki olur. Ha, o an belki bizzat bu böyle olmasa bile, mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem topuktan aşağı giden elbiseye verdiği isimde hıyala, kibirlenme, hava atma, cakas atma, üstünlük, kendisini üstün görme veyahut kibirlenme. Kibir, kibriya Allah'ın niteliklerindendir. Hiçbir kimse kibirlenemez. Bu elbiseyle bu havaya girmesi onu mabud edindiğini gösterir. Ona kendine göre bir değer verdiğini gösterir. O zaman hevasını, ilah edineni gördün mü dediğinde, sonraki bize en güzel örnek olabilecek bir şey, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhatap olan insanlarla yaşadığı şeylerdir. Onlara da Allah'tan gayrı ilah edindiler. Az önce dediğimiz gibi onlara ibadet ediyorlar derken, Mekkelilerin ilah edindikleri nelerdi? Lat, Uzza, Menat, Uber bunlardı. Bunlara yaratıcımız, razıkımız falan demediler. Az önce zikrettiğim gibi sadece bunları aracı edindiler. Çünkü bunlar salih, veli kimselerdi. Aynı anda Huneyn'de geçen hafta tevekkül dersinde de zikrettiğimiz gibi, Huneyn'e giderken Vakıd-ı Leysi radıyallahu anh'ın naklettiği bir rivayette, biz daha İslam'da yeniydik. Yani şirk devrindeki olanları bilirdik. Büyük bir çınar ağacı görünce, ey Allah'ın Resulü, İc'allena ilahen kemerehum aliye. Ey Allah'ın Resulü, bize de böyle bir, aynen onların olduğu gibi, bize de böyle bir zatul, subhanallah. İc'allena zâte envâtin kemalehum zâtul envâl. Onların çınar ağacı gibi bize de bir çınar ağacı edin. Neydi onlarda çınar ağacı? Bizde çok vardır böyle ağaç, kutsal ağaç, takdis ettikleri, yani haşa uğurlu gördükleri, yalvarıp yakardıkları, gelip çaput taktıkları çok ağaçları görürsünüz. Harbe giderken kılıçlarını açar, asarlar, bunun altında toplanırlar. Bereketli olması, hayırlı olması için ve başarmalar için bunu yaparlardı. Allah Resulü bu sözü işitince onlara, aynen siz Musa'nın kavmini Musa'ya dediği gibi dediniz. Ne demişti Musa'nın kavmi? Az önceki anlattığım kıssada Kızıldeniz'den, Firavun'un şerrinden kurtulduktan sonra sahilde giderlerken bir topluluğun bir şeyin etrafında onu takdis eder havada döndüklerini görürler. Geçmişe dönük içlerindeki bir boşluğu hissederler sanki. Bunlar Musa ile beraber iman etmiş kimselerdi. Firavun'a karşı durmuş kimselerdi. Mücadeleye katılmış Allah'ın Kızıldeniz'i geçerken o mucizesine şahit olup yardım ettiği ve geçti, karşıya geçen kimselerdi. Bunu deyince Musa aleyhisselam onlara, yani İc'allena ilahen kemalehum aliha, bize de böyle bir ilah edinin dendiğinde onlara innekum kavmun tecehelun, siz cahillik yapan bir topluluksunuz diyor. Ha, aynen bu dediğiniz onların demesi gibidir. Biz burada ayrıca tekfirci zihniyete de verdiğimiz delilde, Musa onlara siz müşrik oldunuz demiyor. Ama bu onların sözü gibi. Ve siz cahillik yapan bir topluluksunuz diyor bunu. Allah Resulü aynen böyle diyor. Bu yaptığınız Musa'nın kavmine Musa'ya dediği gibidir diyor. Gördüğünüz gibi ağaçtan da ilah ediniliyormuş.
salih kimseleri de ilah etmek mümkünmüş. O zaman ilah kelimesinin la ilahe illallah'taki geçen o tek kelimeyi illa Arapça, ahım, şahım etraflıca bilmeniz gerekmiyor. Yani ilah kelimesinin aslı elehedir. Yani abed anlamında, yani dana anlamında, ilahın kelimesi burada fialun vezninden, kitabun gibidir, yani abede ya'budu ma'budun gibidir, mektubun gibi ibadet edilen demektir. O zaman Allah'tan başka ibadet edilecek, ibadete layık hiçbir hak mabut yoktur dememiz gerekiyor. Burada İlim denilince bu kelimenin belki cehaletimizin çokça gündeme geldiği bu ortamda cehaletimizin katmerleşmesi bu meseleye cidden senelerdir, asırlardır cahil kalmamız. Çünkü bu toplumdan bir kesiminin cahilliği mevzu bahis değil. Tümünün bu kelimeye dönük bir cahilliği vardır. Bunu bilen insanların olduğu gibi bilmeyen insanların da olduğu topluluklarda bu denli bir sorun olmaz. Ama tümünün bu kelimeyi sadece bir telaffuz, öyle bir telaffuz ki sihirli bir değnek gibi. Ne yaparsan yap bu kelimeyi telaffuz et, bu kelime sana fayda verir anlamında anlaşılıyor. Onun için ilimden maksat kelime-i tevhidin rükünleri olan ispat ve nefin, yani la ilahe derken Allah'tan başka hiçbir şey ibadete layık görmeme, illallah derken sadece Allah'ın ibadete layık tek mabut olduğunun esaslarını bilme ve gayrına ilahlık nispetinden beri olmaktır, beri durmaktır. Zira kul telaffuzuyla İslam'a girdiği bu cümlenin medlulü, delalet ettiği manayı kelime cümle olarak mütelazımı, lazımları, çünkü ilah dendiğinde bunun lazımlarını bilme zorundayız. Allah'ın ilahlığını, onu birliğini, varlığını kabul ettikten sonra onu isim ve sıfatlarıyla, ki bu ilah, hak olan mabudun, ilahın, Allah'ın bilmemiz gereken lazımları vardır. Yani Allah'ın varlığına inanıp onun gaybı bilmediğini söylemen, Allah'ın varlığına inanıp onun rızık veremediğini söylemen, Allah'ın varlığına inanıp başkasına secde etmen, Allah'ın varlığına inanıp başkasına rükû etmen, okey, Allah'ın varlığını kabul etme anlamında değildir ki etmiş görünsen bile bunlar fayda vermeyecek şeylerdir diye düşünüyorum. Onun için bizim toplumumuzda Allah'ı bilmek, bir bilmekle birlemenin arası ayırt edilemiyor. Burada tevhidi Allah'ı bir bilme olarak düşünürler. Halbuki Allah'ı birlemektir onu bizden istenilen. Allah'ı bir bilmek imandır. Allah'ı birlemek ise tevhidin gereğidir. Mekkelilere baktığımız zaman Mekkeliler Allah'ı bilen bir topluluktu. Doğru mu? Kur'an'a baktığınızda, sünnete baktığınızda bizde ne görüyorsanız aynını onlarda görebilirsiniz. Yani onlara sorsan diyor, لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقُهُمْ, kendilerini kimin yarattığını sorsan Allah derler diyor. Yeri göğü yaratanı kim olduğunu sorsan Allah derler diyor. مَالِكِ mülkün kim olduğunu sorsan Allah derler diyor. Kimin rızıklandırdığını sorsan Allah derler diyor. Kimin muhil mümit olduğunu, yaşatan ve öldüren olduğunu sorsan Allah derler diyor. Kainattaki mevcut bütün yaratılmışın ihtiyacını, hacatını gideren müdebbirül emir kimdir desen Allah derlerdir diyor. Bunun yanında Mekkeliler bizim ibadet adıyla, bizim de kabul ettiğimiz, namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlardı, ömre yapıyorlardı, oruç tutuyorlardı, adak adıyorlardı, itikafta kalıyorlardı. Bütün bu ibadet çeşitleri aynen Mekkelilerde de vardı. Sadece bazı arızalarla. Bazı arızalar da o kadar basit ki, mesela Allah Resulü diyor ki ilk baştan Mekke ehli biz harem ehliyiz diyerek çırılçıplak tavaf ederlerdi. Dışarıdan gelenler, Mekke'nin dışından gelenler, onlar şu ayetin inmesine sebep olan olay,
İnne safa vel mervete min şa'airillahi. Femen haccel beyte ev i'temere felâ cünâhe aleyhi ey yattavvafe bihime. Diyorlardı ki Übel'le Menat'ın kabirini ziyaret etmeden, onların kabirine uğramadan gelip Safa ile Merve arasını sahi etmek günah. Allah da diyor ki inne safa vel mervete min şa'airillahi. Safa ile Merve'nin hacca gelen, ömre gelenin bunlar burada sahi etmesi Allah şiarlarındandır. Her kim hac ve ömre yaparsa, burayı sahi ederse bu ona günah değildir diyor. Müslüm'de Ayşe validemizin naklettiği rivayete baktığınızda bu ayetin iniş sebebini ve dışarıdan hacca gelenler o kabirlere bize de derler. Eyüp Sultan'a uğramadan haccın olmaz ha. Konya'ya uğramazsan haccın olmaz dedikleri gibi. Aynen. Ayrıca haremi çırılçıplak tavaf ediyorlardı. Biz harem ehliyiz diyerek Mekkeliler. Sonra da Allah Resulü diyor ki siz diyor Arafat'tan güneş doğduktan sonra inin. Güneş battıktan sonra inin. Çünkü Mekkeliler güneş batmadan önce inerlerdi. Hemen düzeltmelere bakın. Meş'ar-ı Haram'a gidildiğinde de onlar Arafat'tan indikleri zaman Meş'ar-ı Haram'da Müzdelife'de yani babalarının kahramanlıklarını, dedelerinin kahramanlıklarını anlatırlardı. Siz de Allah'ı çokça zikredin diyor. Yani aynı ibadet sadece yanlışlar düzeltilerek geliniyor idi. Bu da gösteriyor ki Mekkeliler bu ibadetleri de yapan kimselerdi. Neden müşrik denilmişti? Lat, Uzza, Menat, Ubel'i ilah edindikleri için. Yani Allah'a has olan bir şeyi ve Allah'ın meşru kılmadığı bir şekli vesile, Allah'la kendi aralarında vesile edinerek onları aracı edinmeleridir. Bu onları ilah kabul etme ve şirkten itham edilmedir. Şimdi burada bunca ibadetlerinin yanında Mekkelileri şirkten itham eden Allah aynı şekilde şirk koşan insanları kayırıyor mu dersiniz? Haşa, bu mümkün değildir. O zaman bu insanların kelime-i şehadetin yani kelime-i tevhid dediğimiz la ilahe illallah'ın anlamını Mekkeliler kadar bilmediklerini gösterir. Değilse Müslüman olmak sadece mücerret bu kelimeyi telaffuz etmekle çok basit bir olay olsaydı herhalde bu kelimeyi söylemeyen kimse kalmazdı. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdika ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Bu saatten sonra ben mazot gitmez diyordum.